أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مختصر القدوري 9. dersi okuyacağız inşallah. Bugünkü dersimizin konusu namazın kılınış şekli. Namaz nasıl kılınır? Bununla ilgili bölümü inşallah okuyacağız. Bâdu sıfatı salati, namazın nasıl kılınır? Namazın sıfatları nelerdir? Bununla ilgili bab. Ferâidu salati sittetün, namazın farzları 6 tanedir. Birincisi et-tahrimetu, tahrim yani iftitah tekbiri, o tahrim. İkincisi وَالْقِيَامُ ayakta durmak. Üçüncüsü وَالْقِرَاءَةُ Kur'an-ı Kerim'den bir sure veyahut da o surenin içerisinde birkaç ayet okumak, kıraat. Dördüncüsü وَالْرُكُعُ rükuya gitmek. Beşincisi وَالْسُجُودُ secde etmek. Ve altıncısı da وَالْقَعْدَةُ الْأَخِيرَةُ son oturuş, miktarı teşehhüdü, teşehhüd miktarınca, teşehhüd okunacak kadar bir miktar, sonda en son oturuş. وَمَا زَادَ عَلَى ذَٰلِكَ فَهُوَ سُنَّتٌ geri kalan kısım ise namazın farzları değil, sünnetleridir. فَإِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ bir kişi namaza gireceği zaman, namaza girdiğinde kebbere tekbir getirir. Ve bu sırada da وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ tekbirle beraber ellerini kaldırır. حَتَّى ta ki يُحَاذِي بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَتَ اُذْنَيْهِ baş parmakları kulak yumuşaklığının olduğu yere kadar ellerini kaldırır ve o şekilde tekbir getirir. Hatta ta ki yuhadi hizasına gelir bi ibhamehi baş parmakları şehmetey udneyi kulak yumuşaklarının hizasına gelir. Fe in kale bedelen minet tekbiri tekbir Allahu Ekber'dir. Bu lafzın yerine, Allahu Ekber lafzının yerine Allahu Ecel ya da Allahu A'zam veyahut da Ar-Rahmanu Ekber bu şekilde lafızlar söylerse Eczehu inde Ebi Hanife ve Muhammed İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed bunu caiz görmüşlerdir. Ancak ve kale Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf demiş ki لَا يُجْزِئُهُ اِلَّا بِلَفْزِ تَكْبِيرِ sadece ve sadece Allahu Ekber lafzı caizdir. Geri kalan şeyleri buna bedel, bunun yerine bu lafızları söylemek caiz değildir demiştir. وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى tekbirden sonra sağ elini sol elinin üstüne koyacak şekilde, oraya dayandıracak şekilde bırakır ve yada'uhuma tahta surretihi ve ellerini de göbek deliğinin altına bırakır. Sümme sonra yekulu der ki subhanekallahumma ve bihamdike ve tebareke ismuke ve taala cedduke ve la ilahe gayruke. Subhaneke duasını okur. Tekbir getirip ellerini bağladıktan sonra Subhanekallahumma ve bihamdik ve tebarek esmik ve teala cedduk ve la ilahe gayr bu duayı okur ve bundan sonra ve yesta'izu billahi mineşşeytanirracim eûzu billahi mineşşeytanirracim diyerek kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınılır. وَيَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَعُوذُ getirdikten sonra بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ diyerek besmele getirir. وَيُسِرُّ بِهِمَا
Ve bu ikisini de gizli bir şekilde yapar. Sümme sonra yakra'u Fatihatel Kitabi. Sonra Fatihatül Kitab Fatiha suresini okur. Ve sureten ma'ha ve Fatiha suresiyle beraber bir sure okur. Ev ya da felâfe âyâtin min eyyi suretin şâe. Dilediği herhangi bir sureden 3 ayet, en az 3 ayet okur. Ve izâ kâle el-imâmu, eğer ki imam Fatiha'nın sonunda veled-dâllin derse, kâle âmin. İmam bundan sonra amin der. Ve yekûlühâ el-mu'temmu ve ona tabi olanlar da aynı şekilde amin derler. Ama ve yekfûneha, bunu gizli bir şekilde söylerler. Yani imam bir kişi Fatiha suresini okuyup veled-dâllin dedikten sonra hem imam hem de tabi olanlar gizli bir şekilde amin derler. Sümme sonra yükebberu sümme yükebberu ve yerka'u, sonra tekbir getirilir. Allahu Ekber diyerek tekbir getirilir. Ve yerka'u, ruku'a gidilir. Ruku'a gidildiğinde ve ya'temidu yedeyhi ala rukbeteyhi, ellerini dizlerinin üzerine bırakır. Ve yuferricu asabi'ahu ve parmaklarını aralıklı bir şekilde koyar, yani açar. Ve yebsutu zahrahu ve sırtını da düz tutar. Ve la yarfa'u ra'sahu ve la, başını ne yukarı doğru kaldırır ne de aşağı doğru, eğer yani başı da düz olur. Ve yekulu, der ki fi ruku'ihi, rukuunda Sübhane rabbiyel azim, Sübhane rabbiyel azim, Sübhane rabbiyel azim, felâten, üç defa bunu söyler. Ve zâlike ednâhu, en azı üçtür. Tabi bundan daha fazla da söyleyebilir. Tekli sayılarda 3, 5, 7, 9 şeklinde. Sümme sonra yerfa'u ra'sehu, sonra başını kaldırır ve yekulu, der ki Semi'allahu limen hamide. Bunu söyler. Semi'allahu limen hamide. Bunu söyledikten sonra ve yekulul mu'temmu, imama tabi olan cemaatte Rabbena lekel hamd. Tabi olanlar da bunu söyler. Rabbena lekel hamd derler. Feize steva kaimen, ayakta yani rükudan kalkıp kaim olarak ayakta olduğu sırada kebbere, tekrar tekbir getirir. Ve secde, tabi burada mutmainne olması gerekiyor. Tam böyle ayakta olması gerekiyor. Kebbere tekbir getirir ve secde, yine secdeye gider. Ve atemede biyedeyhi alel ardi, her iki elini yere bırakır. Ve vada'a vechehu beyne keffeyhi, yüzünü de her iki elinin arasına bırakır. Ve secede ala enfihi ve cebhetihi, ve secdesini burnuyla alnı üzeri yapar. Yani hem burnunu hem de alnını yere bırakmak suretiyle secde yapar. Fe in ihtasara ala ahadihima caza inde Ebi Hanife. İmam Ebu Hanife'ye göre bir ikisinden birisi olsa da bu caizdir, ama İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed demişlerdir ki la yecuzu el-iktisaru alel-enfi illa min uzrin. Bir özür olmaksızın sadece burun üzeri iktisar etmek caiz değildir demişler. La yecuzu, caiz değildir. El-iktisaru alel-enfi, burun üzeri yani alnını koymadan sadece burnu yere bırakarak, İlla min udrin, özür olmaksızın bunlardan birini bırakarak secde yapmak caiz değildir demişlerdir. Ve in secede ala kevri imametihi, sarığının bir parçasının üzerine, ev fadili thevbihi, ya da elbisenin bir fazlalığının bir parçasının üzerine secde etmesi caizdir. Ve yubdi dab'ihi, secdede iken kollarını vücudundan uzaklaştırır.
yani birleştirmez. Ve yucafi batnahu an fakhdeyhi, aynı zamanda karnını da dizlerinden ayırır. Ve yuvecihu asabi'a ricleyhi nehvel kıbleti, ayak parmaklarını kıbleye doğru yöneltir. Yani kıbleye doğru bakar. Ve yekulu, der ki fi sucudihi, secdede, Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la, 3 defa bunu söyler. Ve zalike ednahu, tabi yine bu en kısasıdır. Thümme, sonra yerfa'u ra'sahu, başını kaldırır secdeden. Ve yukebbiru, tekbir getirir. Fe izâ ṭma'anna câlisen, oturduğunda mutmain bir şekilde oturur hale geldiğinde. Sonra tekrardan kebbera ve secde, ve yine tekbir getirerek ikinci secdeye gider. Fe izâ ṭma'anna sâciden, secdede de tam mutmain bir şekilde durduktan sonra kebbera, yine tekbir getirerek. Ve istavâ qâimen alâ sudûri kademeyhi, ayaklarının üzerine ayağa kalkar. Yani ayaklarını bozmadan direkt parmak uçlarının üzerinden ayağa kalkar. وَلَا يَقْعُدُ, o sırada oturmaz. وَلَا يَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْاَرْضِ, ve ellerini de herhangi bir şekilde bir yere dayayarak, bir yere koyarak kalkmaz. Tabi özürlü ise, bu durumda mazur ise, o hariç tabi ki. وَيَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْاُولَى, İkinci rekatta, artık secdeden ayağa kalktıktan sonra, ikinci rekatta da birinci rekatta yaptığı şeylerin aynısını yapar. اِلَّا اَنَّهُ لَا يَسْتَفْتِحُ, ancak orada iftitah tekbiri yoktur. وَلَا يَتَعَوَّذُ اَعُوذُ da getirmez. وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْاُولَى, ellerini de sadece ve sadece birinci tekbirde, iftitah tekbirinde kaldırır. Diğer yerlerde ellerini kaldırmaz. Evet, ikinci rekatta da dedi ki aynen birinci rekatta olduğu gibi yine kıraatini, Fatiha'sını, Zamm-ı Suresini okur. Rukuya gitmek için tekbir getirir. Ruku'da yine Subhane Rabbiyel Azim der en az 3 defa ve Semiallahu Lümen Hamide diyerek ruku'dan kalkar. Ondan sonra secdeye doğru gitmek için tekbir getirir. Secdedeyken Subhane Rabbiyel A'la der. Aynı yukarıda bahsettiğimiz şekilde. Allahu Ekber diyerek oturur. Ondan sonra tekrar ikinci secdeye gider. O şekilde ikinci secdesini de tamamlar. فَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ, İkinci secdeden başını kaldırdığı vakit, فِرَّكَةِ الثَّانِيَةِ, ikinci rekattaki ikinci secdeden başını kaldırdığında, İfteşara riclehu el yusra, sol ayağını yaymak suretiyle onu bırakır. Fecelese aleyha, ve bu sol ayağının üzerine oturur. Ve nesebel yumna nesben, sağ ayağını da diker. Ve veccehe asabi'ahu nehvel kıbleti, ve sağ ayağını diktiği sırada sağ ayağının parmaklarını da kıbleye doğru çevirir. وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ, ellerini uyluklarının üzerine bırakır. وَبَسَتَ أَصَابِعَهُ وَتَشَهَّدَ, ve parmaklarını yine açar, birbirinden ayırır ve teşehhüdü okur. Teşehhüd nedir? وَالتَّشَهُّدُ اَنْ يَقُولَ, teşehhüd şudur: اَتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ اَيْكُهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَسْسَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Teşehhüd budur. İkinci rekatta bu teşehhüdü okur. وَلَا يَزِيدُ عَلَى هَذَا فِي الْقَعْدَةِ الْاُولَى, birinci oturuşta teşehhüdü okur ve bunun üzerine herhangi bir şey okumaz. وَيَقْرَعُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
Uhreyeyni Fatiha'tel kitabı hasseten, diğer geri kalan iki rekat, dört rekatlı bir namaz kılıyorsa eğer, diğer geri kalan iki rekatta sadece ve sadece Fatiha'yı okur. Fatiha ile beraber Zamm-ı Sure okumaz. فَاِذَا جَلَسَ ف۪ي اٰخِر۪ي اَصَّلَاتِ Namazın sonunda, eğer ki bu iki rekatlıksa ya da üç ya da dört neyse, namazın son oturuş, en sonunda oturduğunda celese kema fil ula, birincideki gibi oturur. Yani sol ayağını yayarak sol ayağının üzerine oturur. Sağ ayağını diker, parmaklarını kıbleye doğru çevirir. Ellerini dizlerinin üzerine bırakır ve parmaklarını açar bir şekilde. Son oturuşta da aynen bu şekilde oturur. Ve teşehhede ve teşehhüd okur. Yukarıda okuduğumuz teşehhüdü. Ve salla alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah aleyhissalatü vesselamın üzerine salavat getirir. Bu sallibarik duaları vardır, onları okuyabilir. Ve da'a bima şa'e bima yushbihu elfâzel Kur'ani, Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in lafızlarına benzer şeylerden dualar okur. Veyahut da bizatihi Kur'an-ı Kerim'de geçen duaları okuyabilir. Vel ed'iyetil me'thureti, me'thur olan dualar, tesirli olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiş duaları okur. Ve la yed'u bima yushbihu kelamen nasi, insanların kelamlarına benzer şekilde dualar okumaz. Thumme sonra yusellimu an yeminihi, sağına doğru selam verir. Feyekulu, der ki esselamu aleykum ve rahmetullah, bu şekilde söyler. Ve an yesarihi misle zalike, soluna da tekrar dönerek esselamu aleykum ve rahmetullah der. Bir şey daha hatırlatayım. Kadınlar oturuşta erkekler gibi değildir. Kadınların oturuşu şu şekildedir. Kadınlar sol ayaklarının uçlarını sağ ayaklarının uyluklarının altından dışarıya çıkarırlar. Bu şekilde oturduklarında daha uygun bir oturuş olur. Ve aynı zamanda erkekler secdedeyken kollarını açıp karınlarını dizlerinden uzaklaştırdıkları gibi kadınlar bunu yapmazlar. Kadınlar kollarını birleştirir ve göbekleriyle dizlerini de yine birbirlerine değdirecek şekilde, o şekilde dururlar. Rukuda da erkekler gibi tam bir eğilme yapmazlar. Bu konuda kadınların durumu farklıdır. Evet, en son dedik ki bütün bunları yaptıktan sonra sağ taraflarına dönerek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derler ve yine sol taraflarına dönerek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.